Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Haliliye'de 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programına Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer. Zaten sağ olsun belediye başkanı temin ediyor. Yeme konusunda da aynı şekilde belediye başkanı. AK Parti MKYK üyesi Ayşe Nacar, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyüpoğlu katıldı. Siz hazırsınız, saha hazır, Allah'ın izniyle destan yazacaksınız. Birbirinize güvenin, inanın çok güzel. Açılış konuşmasında Haliliye'nin geleceğine dönük çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Can Polat, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi. Önünde kitapçık baktım, biraz daha zaman geçerse inşallah ansiklopedi olacak. Dolu dolu geçiriyorsunuz, dolu dolu Maşallah teşkilatımıza, teşkilatıma diyeyim, önümde kitapçık baktım. Biraz daha zaman geçerse inşallah ansiklopedi olacak. Buna şükrediyoruz. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir artık herkesin kabullendiği dünya lideri var. Bu dünya liderinin izinde sizin böyle teşkilat olarak fisebilillah bir dava inancıyla çalışmanız. Dolu dolu geçiriyoruz. Gerek bizim yerel yönetimlerle ilgili hizmetlerimizde, gerekse teşkilatla ilgili hizmetlerinizde çok şükür, elhamdülillah şuna şükrediyoruz. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi herkesin artık kabullendiği bir dünya lideri var. Gibi inşallah gelecekte 2023'te de Haliliye ilçe teşkilatımızın, Haliliye'mizin destan yazacağından hiç şüphem yok. Bunu buradan ifade etmek isterim. Biz her zaman olduğu AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ise açıklamasında Türkiye'nin her yerinde tüm milletvekilleri ile teşkilatlarının tamamının sahada ve toplantılarda olduğunu, dinamizmin içerisinde tüm Türkiye'yi dolaştıklarını kaydetti. ...geleceğimizi ifade eder, sonrasında inşallah yine yerimiz olan sahne... AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyüpoğlu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Türkiye'nin her yerinde... Bizler bu bayrağı devralırken hiç durmadık. Bir başka sahada, bir başka teşkilatla...